Sevgili Çaycumallar, bir kurban bayramını daha komşu ülkelerdeki ve dünyanın çeşitli yerlerindeki acı ve ıstıraplara rağmen sevinçle kutluyoruz. Bu mübarek günlerde buradan hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bayramlar toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimiz ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Bu mübarek bayramında anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini diliyor ve sizleri kırgınlıkları unutarak birbirinizle kucaklaşmaya çağırıyorum. Değerli hemşehrilerim, Çaycuma Belediyesi demokratik anlayışı, gelişen kurumsal yapısı ve toplum ile kucaklaşmada gösterdiği başarıyla bölgemizin önde gelen bir belediyesi olma yolundadır. Çaycuma Belediyesi geçtiğimiz kısa süre içerisinde dağınıklığa son vererek her alanda büyük başarılara imza atmıştır. Bu durum geleceğe ilişkin iyimserliğimizi pekiştirmektedir. Daha iyi başarmamızı sağlayacak olan işte bu yüksek moral ve kendine güven duygusudur. Hedefimiz sadece bölgenin değil, Türkiye'nin en başarılı belediyelerinin arasına girmektir. Bu hedefe ulaşılması bakımından önümüzdeki birkaç yıl belirleyici olacaktır. Çaycumamızda aşılmaz sanılan sorunların aşılacağından kimse şüphe duymamalıdır. Çaycumanın her köşesi bir şantiye halindedir. Sorunların aşılmasında sizlerin destek ve inancınızın devamının önemli rolü vardır. Halkımızın büyük bir özveriyle sıkıntılara katlanarak destek verdiği bu mücadele başarıya ulaşacaktır. Önümüzdeki dönemde mahalleler arası kalkınmışlık farklılıklarını ortadan kaldıracak tedbirlere de ağırlık verilecektir. Değerli hemşehrilerim, toplumumuz Cumhuriyet felsefesine bağlılığıyla ve demokratik refleksleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Türkiye'de iç barışın çimentosunu din-devlet ilişkilerinde laiklik, toplumsal ilişkilerde etnik ayrımcılığı dışlayan anayasal vatandaşlık, kurumlar arası ilişkilerde de anayasal demokrasi oluşturmaktadır. Bunlar hepimizin sahip çıkması ve bağlı kalması gereken ortak değerlerdir. Birbirimize kenetlenerek barış, huzur ve istikrar içinde daha kalkınmış ve daha mutlu bir Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak için demokratik ve çağdaş hizmetlerimizi artarak sürdüreceğiz. Daha iyi yönetilen bir Çaycuma istiyoruz. Daha gelişmiş, Avrupa'daki düzenli şehirlere benzeyen bir Çaycuma istiyoruz. Tüm fertleri mutlu, yarınlarına güvenle bakan bir Çaycuma istiyoruz. Mevcut sorunlarını aşmış, gelişen ve herkesin gıpta ile baktığı bir Çaycuma istiyoruz. Bölgesinde ağırlığını ve saygınlığını sürdüren bir Çaycuma istiyoruz. Tüm bunlar herkesin üzerinde mutabık olduğu
tartışılmaz hedeflerdir. Huzur ve güven bu hedeflere ulaşmamıza yetecektir. Çaycumamız en değerli varlığımızdır. Bu güzel yörede barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Gelecek nesillere daha iyi bir çaycuma, gurur duyacakları bir çaycuma bırakacağız. Çaycumada herkes huzur ve güven içinde mutlu olacaktır. Hoşgörü içinde birbirimizi seveceğiz. Çaycumanın parlak geleceğini hep birlikte inşa edelim. Umut gelecektedir. Umut yetişen pırıl pırıl genç insanlarımızdadır. Umut zengin potansiyelimizdedir. Umut kendimize ve geleceğimize güvendedir. Bu duygu ve düşüncelerle yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm hemşehrilerimizin, Türk dünyasının ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel bayramın milletimize, soydaşlarımıza, İslam dünyasına ve bütün insanlığa huzur, barış ve saadetler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.